Merhaba arkadaşlar. Yine bir fonksiyon videosuyla karşınızdayım. 200 fonksiyonluk Excel fonksiyonları serisi içindeyiz. Arkadaşlar fonksiyonumuz sayfalar, İngilizcesi sheets. 2013 grubunda ve bilgi grubunda yani information grubunda diyelim. Çalışma kitabında, çalışma dosyasında kaç tane sayfa var, kaç tane sheet var onu veriyor. Şöyle bizim çalışma sayfamızı hizalayalım ekrana. Sanıyorum bu şekilde arkadaşlar görülecek. Burada görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayfa görünüyor. Tane belki gizli var bilemiyorum. Evet, bir tane sayfa birimizde gizliymiş. Görmüş olduğunuz gibi sayfalar dediğimizde silip şurada tekrar uygulayayım. Herhangi bir yerde eşittir sayfalar veya FX'ten yaparak arkadaşlar başlatabiliriz. Herhangi bir başvuru vermiyoruz. Başvuru kullanımı da göstereceğim. 7 tane sayfa olduğunu gösterir. Bir tane de gizlenmişimiz var. Problem değil. Evet. Bu bilgiyi kullanabiliriz. Böyle bir şeye ihtiyacımız varsa. Ancak farklı bir kullanımımız var. Bakın burada. Biz sayfa fonksiyonunu dolaylı kullanıp sayfa fonksiyonu ile ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. 3. ve 5. sayfanın olduğunu söylüyorduk. Toplam 7 sayfa olduğunu bu sayede söyleyebiliyoruz. Bir de bir referansın içindeki sayfa sayısı. Bu ne demek? Onu örneklemeye çalışayım. Mesela biz eğer topla olabilir mi? Pardon. Sayfalar dedikten sonra bu sefer böyle kullanayım. Yani her zaman bunu öneriyoruz da elimiz kolaya kaçıyor arkadaşlar. Sayfalar. Evet. Şimdi başvuru. Bakın şöyle bir başvuru yapayım. Bundan tabi bunun birincisinden shift'e basıyorum. Notların birincisine kadar. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4 tane sayfayı içeren bir başvuru yaptık. İşte böyle bir başvurudaki sayıyı belirtiyor. Tabi bunu çekmenin bir anlamı yok. Bunun da bir anlamı yok. Bunu çekmemizin nedeni şu sheet adlarına aynı zamanda köprüler ilişkin onların kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor. Sayfalar sheet fonksiyonu toplam kaç tane sayfa sheet olduğunu söylüyor. Sayfa ise bu sayfanın kaçıncı olduğunu yani şöyle bir yerde yaparsa sayfa diye arkadaşlar bizim şu anda 3, 1, 2, 3. sayfa olduğunu söyleyecek. Diğer ise arkadaşlar kaç sayfa olduğunu. Bunlar hani aklıma gelen böyle bir giriş sayfamız olur. Hani dashboard diyoruz ya. Böyle bir giriş sayfamız olur. Orada hani işte bir takım bilgiler olur. Bilmem ne raporu. Toplam sheet sayısı şu kadar. Toplamdan sonra ve gerekli köprüleri olur. Oradan yönlenir. Böyle durumlarda kullanılabilir arkadaşlar. Ancak hani bizim fonksiyonlar deyince tabii en temel şeyler bir kere eğer fonksiyonunu bilmek, hesaplamalarda düşey arayı bilmek bulmakta. Tarih fonksiyonları çünkü tarih verilermiş demek için. Bir de metin fonksiyonları. Hani onu çok örneklerimiz var. O kategorileri de tekrar izleyebilirsiniz. Ve oralarda da arkadaşlar işte metin fonksiyonu bir stok kodumuz, bir ürün adımız var. Bunun başındaki bir kısım, ortasındaki bir kısım, bir muhasebe kodunun ortasındaki kısım gibi işlemleri yapmak için büyük harf, küçük harf yine arkadaşlar. Bunlar hani kaçınılmaz ya da olmazsa olmaz veya bir Excel kullanıcısı için diyelim çok yararlı fonksiyonlar. Bunlar da bakın ek fonksiyonlar arkadaşlar. Hepsinin bir amacı ve işlevi var. Ancak bunları gereksinim olduğunda kullanabilmek ve bunlara göre de hani senaryolar geliştirip ya da kullanımlar geliştirip çözümler yapabilmek. Bu da arkadaşlar şimdi diğer bir taraf. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.